Merhaba arkadaşlar, şimdi size vitesli motosiklet nasıl kullanılır diye öğretmeye çalışacağım. Daha doğrusu biraz bilgi vereceğim. Ama bundan önce, yani vitesli motosiklete başlamadan önce nasıl bir motor alacağınızı karar vermeniz lazım. Kesinlikle yüksek sesli motorla başlamıyorsunuz. Yüksek sesli motorla başlayabilmeniz için böyle bir canavar olmanız lazım. Yani bunu öğrenebilmeniz için canavar olana kadar önce küçük motorla 250'likle başlayabilirsiniz. Tabii böyle bir motor yok yani. Şu anda bu sizin gözünüzde canavar oluyor. Evet, şimdi başlangıç motor olarak seçtiğimiz motor Honda'nın CBR 250 modeli. Vitesli motosiklette genel olarak şöyle göstereyim, biraz daha yakınlaşabilirsen. Eğer araba kullanmayı biliyorsanız işiniz daha kolay. Aynı arabadaki gibi debriyaj gaz kavraması aynı şekilde. Debriyajımız sol manette, sol manet debriyaj. Ön sağ manet fren maneti. Ve sağ kolda gaz telimiz var. Aykut böyle biraz daha gelirsen. Şimdi bu gaz kolumuz. Her motosiklette sağ tarafta gaz kolumuz vardır. Scooter'larda da böyle. Ön frenimiz sağ manette. Arka frenimiz sağ ayakta, sağ ayak bileğinde. Şöyle göstereyim. Bu arka fren. Motosiklete nasıl oturdu? Motosiklete her zaman için soldan binilir, soldan inilir. Bu şekilde soldan biniyoruz. Ayaklarımızı kapatmayı unutmuyoruz. Zaten ayaklık düşürümüz varsa vitesi attığımızda stop edecek. Harçı alıyorsak eğer, harçıyı oturtmadan önce harçı peglerimizi açıyoruz. Bunlar harçı pegleri. Harçı basamakları daha doğrusu. Harçı peglerimizin üzerinde açtık. Harçımız eğer çok kısa boyluysa motosikletin harçı peglerine geliş yetişemeyebilir boyu. O yüzden siz kendi harçı peglerinizi boş bırakırsanız harçı ilk önce sol ayağıyla buraya basıp kendini o şekilde motosikletin üstüne atabilir. Onun dışında yaklaşalım biraz. Şimdi daha önceden dediğimiz gibi solda, sol manetimizde debriyajımız var. Sağ manetimizde ön frenimiz var. Motosiklette vites sistemi şu şekilde oluyor. Daha doğrusu birinci vites altta, ortada boş, 2, 3, 4, 5, 6 yukarıda. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Eğer gidon kilidimiz varsa... Bir saniye. Şimdi motosikletimize oturduk. Ama gidonumuzu düzeltemiyoruz çünkü gidonumuz kilitli. Eğer gidon kilidi varsa genelde şöyle bir tık bastırarak sağ tarafı çeviriyoruz. Şu anda off konumunda. Bir tane daha açarsak kontak açılmış olacak. Şu anda kontağımız açıldı. Gösterge panelimize baktığınızda mavi ışıkta yanan L lambası boş viteste olduğunu gösterir motosikletin. Motosikleti çalıştırmak için her zaman emniyet açısından genelde bazı motosikletlerde zaten müşür koymuşlardır. Debriyaja basmadan çalışmaz. Ama siz alışkanlık ederseniz, debriyaja basarak çalıştırırsanız bazen boş müşürü yanılabilir. Bunda tabii ki motosikleti debriyaja basmadan azıcık yani bir 10-15 santim yerine oynatarak anlayabilirsiniz. Eğer gitmiyorsa, boş vitesi boş gösteriyorsa ama motosiklet gitmiyorsa zaten vitesidir. Bazı çim olan motosikletlerde bu olabiliyor ve insan çalıştırdığında herhangi bir emniyet müşürü olmadığı için çalıştırdığında bir anda motor fırlayıp gidiyor yani. Özellikle üstünde değilseniz yandan çalıştırıyorsanız motosikleti benzin ikmalinden sonra. Bu çok yaşanan bir olay ve yani sonu acı olabilir. Ne yapıyoruz? Önce debriyajımızı sıkıyoruz. Marş butonumuz burada. Sağ tarafta. Sağ kumandanın altında olur. Her zaman bu şekildedir. Marşa basıyoruz. Şu anda motosikletimiz çalıştı. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken debriyajı sıkıp vitesi 1'e atıyoruz. Birinci vites aşağıda. Eğer vitese girmemezlik yapıyorsa, bastığınız girmemezlik yapıyorsa, o bisiklete azıcık şöyle 5 santim, 10 santim kadar oynatırsanız o bisiklet yine oturacak. Şimdi vitesi koyduk motosikletimize. Elimiz debriyajda. Debriyajı bırakmıyoruz. Debriyajı bırakırsak şu anda motosiklet stop eder. Ve gaz kolumuz. Şimdi ilk olarak debriyajı yavaşça bırakırken gazı da yavaşça çeviriyoruz. Ama çok yavaş. Zaten debriyajı azıcık bıraktığınızda motosikletin
düz bir alanda ufaktan ufaktan gitmeye başladığını göreceksiniz. İlk öğrenme aşamasında iki ayağınız da yerde olursa daha faydalı olur. En azından kontrolü kaybettiğiniz, dengi sorunu yaşadığınız iki ayağınız da yerde olur. Güzel bir sesi motosiklete başlayın dememizin bir başka sebebi de motosikletin ağırlık avantajı. Bir büyük motora göre, bir 1000cc'ye göre her zaman daha hafiftir ve tabii ki güç daha fazla olmadığı için virajı birden sonra sert kaçırırsanız motosiklet bir anda kendini fırlatmaz. Yani yine de fırlatır tabii ki ama daha büyük olur. Debriyajımızı yavaşça bırakıyoruz, sözü yavaşça kaçırıyoruz. Ve motosiklet startı. Öncelikle yeni başlayan birisi için şunu söyleyeyim ki debriyaja basmaktan kaçınmayın. Debriyaja basmaktan kaçınmazsanız sizin için daha faydalı. Debriyajlı olsa yani çok bir şey kaybetmezsin. En fazlası hani ilk motorunsa, yeni başlamışsan en fazlası debriyaj balatan biter. Onu da değiştirirsin ama hani bu ilk öğrenme aşamasında elin sürekli debriyajlı olması hep bir avantajlı. Tabii kalktıktan sonra debriyajı bırakıyoruz. Debriyajla bir işimiz yok ama ilk o kavramayı öğrenme aşamasında hemen eliniz debriyajın üzerinde, debriyaj manetinin üzerinde olursa herhangi bir durumda direkt sıkarak, ondan sonra ön freni de sıkarak durma işlemini gerçekleştirir. Yani motosikleti sağlıklı bir şekilde durdurabilirsiniz. Şimdi birinci vitese attık dedik. Ondan sonra debriyajı bıraktık, kalktık. Yavaş yavaş kalktık. Biraz hızlandık. Genelde motosikletlerde 4000-5000 devir geçtikten sonra ikinci vitese atabilirsiniz. Tabii bu motosikletin modelinde, tarzına vesairesine sürekli değişir. O zaten kendini size hissettirir. Vites atmanız gerektiğini. Şimdi belli bir hıza ulaştık. İkinci vitese atacağız. İkinci vitese atmadan önce debriyajımızı sıkıyoruz tekrardan. Debriyajımızı sıkıp vitesi ayak tekimizde vites pedalını yukarıya doğru çekiyoruz. Birinci vites ile ikinci vites arasında biraz daha fazla bir boşluk vardır. Onun için birazcık daha uzun basmanız gerekebilir. Yani biraz daha yüksek çekmeniz gerekebilir. Bir tane çektikten sonra zaten o sesi duyacaksınız. Ondan sonra tekrardan debriyajı bırakıyoruz. Aynı arabadaki gibi. Eğer araba tecrübeniz varsa zaten işi daha kolay kapatacaksınız. Eğer ki araba tecrübem yok, trafik tecrübem yok diyorsanız kesinlikle scooter ile başlayın. Scooter sizin için daha kolay, daha mantıklı bir seçim olacaktır. Motosikletinizi almadan önce eldiveninizi, montunuzu, dizliğinizi ve en önemlisi kaskınızı satın almanız gerekiyor. Bunları motosikleti satın almadan önce yapacaksınız.